Bir sabah uyandılar ve hiçbir şey hatırlayamadılar. Ne bir nefes, ne bir ses, ne bir duygu. Kara bir virüs soluklarına saldırdı. Yeniden nefes alabilmek için tek umutları var. Mehmet amca! Covid-19 yoğun bakım ünitesinden gerçek yaşam hikayeleri. Of of of. Burada tek kural hayatta kalmak. Ben buradan çıkmak istiyorum. Bir hava alacak yere götürelim. Görevi başında fenalaşan bir sağlık çalışanı. Besin bırakma kendini. Seni de getirin arkadaşlar. Soluk borusuna delik açmak için ailesinden izin alınan bir hasta. Bu koca cihaz burada var olduğu sürece evine gidebilme şansı yok. Yoğun bakımda ölümle kıran kırana mücadele. Şunu bana ver, çift el geç. Elimi ver, aspiratörümüz hazır olsun. Bitmeyen kriz anları ve saniyesi saniyesine başlayan acil müdahale. CPR hazırlığı, adrenalin çekin. Yaşama yeniden dönüşün gerçek kahramanı. Yok, sakin ol. Derin bir nefes alın. Önümüzdeki yarım saat buna ihtiyacınız olacak. Yardım çağırın arkadaşlar. İyi misin? Beni duyabiliyor musun? Hemen sede getirin. Besin bırakma kendini. Besin normal nefes almanı istiyorum. Normal nefes al. Sede getirin arkadaşlar. Elif'i çağırın. Düşünce kafanı çarptın mı? Kalkabilir misin resim? Tamam, seni şimdi kaldıracağız, sedyeye koyacağız. Kollarım mı uyuştu? Tamam, tamam, merak etme. Seni şimdi sedyeye alacağız, bir tansiyonuna bakacağız. Oldu mu? Bir anda yerde bayılmış olarak bulduk. Çalışan bir sağlık personelimiz. Taşikardisi vardı. Nabzı hızlı atıyordu. Bilincini kaybetmişti. Solunum yerindeydi. Yavaş yavaş bilinci yerine geldi. Şimdi damar yolu açıp ilk müdahalesini yapacağım. Hemen tansiyon ölçeyim. Damar yolu hazırla bana. Serum hazırlayayım. Elini oynatma. Öyle karmaşık duygular yaşanır ki burada, keder ya da sevinç demek az kalır anlatmaya. Bir dakika önce bir hayat kurtarırsın, bir dakika sonra mesai arkadaşını baygın bulursun. Yüzlerce defa damar yolu açmış o ellere, bu sefer sen damar yolu açarsın. Saatlerce takmak zorunda kaldığı maskenin yem vurduğu nefesi daha fazla ayakta kalmasına izin vermedi. Yığıldı olduğu yere. Zayıf düşen bedenini yeniden ayağa kaldırmak için bir kere daha tutuldu nefesler. Besim, nasıl hissediyorsun kendini? İyi misin? Ha? Biraz serum vereceğiz sana. Oldu mu? Tansiyonuna bakacağız. Dinlen bakalım. Nefes darlığı hissediyor musun? Ha? Oksijenle başlayalım arkadaşlar. Yüz maskesiyle. Besim, nöbetten mi çıkmıştın sen? Yorgun musun? Çok yorgunum hocam.
Bugün hiç dinlenmedin mi? İşte 20 dakika yemek yedim ben hocam. Ellerin mi uyuşuk? Herhangi bir hastalığın var mıydı? Nörolojiyle ilgili, kalple ilgili? Yok hocam, yani ameliyathanede bir kere böyle oldum. Gizli kalpten şüphelendiler ama bir şey çıkmadı. EKG çekildi. Strese bağlı dediler. Oluyor işte, böyle nasıl bir şey. EKG alabilir miyiz hem şu an? İyi misin Besim? Tamam, iyi olacaksın, merak etme. Şimdi EKG'ne bakıyoruz, kalp elektronu. Tamam mı? Oksijenle başladık, tansiyonuna bakıyoruz. Bir kan şekeri bakalım şu anda, oldu mu? Kan şekerin de güzel Besim. Merak etme, tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi kalp elektronu görelim. Tansiyonun güzel, nabzın güzel. Her şey iyiyse korkacak bir şey yok. Ekip, arkadaşlarının başından bir an olsun ayrılmıyor. Onun hayata tutunması, hepsinin hayata tutunması demek. Tek yürek olmak burada her gün yeniden yaşanıyor. Hem hastaları, hem arkadaşları, hem de aileleri için. Hasta kızını tedaviye götürmek için. Baba olmanın gücü tüm bu yorgunlukları yenecek. Kızını fiziğe mi götürecektin? Bugün mü, randevun mu vardı? Arayalım istersen kızını, ha? Tamam. Telefonun nerede? Arayayım ben kızını, olur mu? Buradaki hastane, buraya mı yetecekler bizim için? Tamam, konuşayım ben onu. Annemi ararsınız. Tamam. Benim 5 yaşında spina bifida hastası bir kızım var. 3 kez ameliyat oldu. 2 kez belinden, 1 kez de ayağından. Belindeki ameliyatlardan sonra benim kızımın ayağı içe basmaya başladı. 90 derece yaklaşık döndü. Kendi evladımı kendi ellerimle ameliyat masasına koydum 3 kere. Yani ben o an kızımın o AFO dediğimiz aparatsız yürüdüğünü görememe korkusunu yaşadım. Yani özür dilerim. Benim varım yoğum kızım. Yani açıkçası bir baba hani tabii ki bütün evlatlarını sever ama kız çocuğu bambaşkadır. Benim kızım çok zor şartlarda dünyaya geldi. Besim, her şey güzel şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz dinlenmeni istiyorum. Oldu mu? Çok geçmiş olsun. Orada ölseydim de tek düşüncem kızım olacaktı. İkinci ameliyatında böyle baba beni bırakma demesi hiçbir zaman ölüne kadar kulaklarımdan gitmez. Ona sarılamadım. 3 ay boyunca onu babasız bıraktım. Aynı evdeyiz ama ayrı dünyalardaydık. Hani koklayamadım, öpemedim. Bunun çok büyük acısını çektim. Hani her şey ama milletimiz için, her şey vatanımız için dedik. İnsanları kurtarmak da ayrı bir vazife. Yorgun savaşlar diyorum onlar için. Yoruluyorlar ama savaşmaya, çarpışmaya devam ediyorlar. Hastaları iyileştirmek için canla başla uğraşıyorlar. Besim bunların en iyi örneklerinden bir tanesiydi. Artık yorgunluktan yığıldı. Hemen müdahale ettik. Herhangi bir problem olmadan Besim'in sağlığına kavuşabildik ve tekrar savaşan ordunun içerisine Besim'i tekrar geri kattık. Hasan Hüseyin Bey, beni anlıyor musunuz? Bakın, beni anlıyorsanız elimi sıkın. Gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatın beni anlıyorsanız. Hasan Hüseyin Bey, elimi sıkın. Elimi sıkın. Elimi sıkın. Anlayabiliyor musunuz? Gözünüzü kapatın. Bakın, beni duyuyorsanız yoğun bakımdan çıkabilmeniz için sizin boğazınızdan delik açmamız ve sizi evinize çıkabileceğiniz bir cihazla çıkarmamız gerekiyor. O bu cihaz değil, bu çok büyük. Eve gitmez. Ev için küçük bir cihaz ama boğazınızdan delik. Ağzınızdaki tüpten sizi kurtarmamız için. Beni anladınız mı? Anladıysanız gözünüzü kapatın.
Peki, şimdi ailesini arayalım. İyi günler, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden arıyorum sizi. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum hocam, siz de duyuyor musunuz? Evet, ben de duyuyorum. Şimdi Hasan Hüseyin Bey'in başındayız, hocamızla beraberiz. Hastanın durumuna dair hocamız size bilgi verecek. Şunu görmenizi istiyorum. Hasan Hüseyin Bey yeterince buna yanıt verecek veya karar verecek durumda değil. Dolayısıyla onun vereceği bir karar da olsa hareket edebilme şansımız yok. Kararı siz vereceksiniz. Ama yine de dediğiniz için, size de söz verdiğim için görüşüyorsunuz şu anda. Daha doğrusu görüşemiyorsunuz, biz size hastayı gösteriyoruz. Peki hocam, babam sizi duyuyor değil mi? Beni anlayamıyor. Hocam, boğazından geldiğiniz zaman herhalde içeride bu halinde iyi olacak değil mi? Öyle olsun diye zaten yapacağız. Bakın, ben tekrar kendisine anlatıyorum. Siz de duyun ve kendisini görün. Merveciğim, sen göster istersen. Hasan Hüseyin Bey beni duyuyor musunuz? Hasan Hüseyin Bey beni duyuyor musunuz? Gözünüzü kapatın. Tamam. Size şimdi şunu anlatıyorum. Evinize gidebilmeniz için ağzınızdaki tüpün çıkması lazım. Ancak durumunuz buna el vermiyor. Bu koca cihazla da eve gidebilme şansınız yok. O yüzden sizin boğazınızdan bir delik açıp sizi küçük bir ev tipi solunum cihazıyla evinize ya da başka bir yere, ailenizle birlikte olabileceğiniz bir ortama çıkarmak istiyoruz. Buna onay veriyor musunuz? Beni anlıyor musunuz? Bunu söylediğimi anlayabildiniz mi? Anladıysanız gözünüzü kapatın. Buna evet diyor musunuz? Yani bunun kararını verebilecek durumda değil görüyorsunuz. Hani bu hareketlerle evet dedi, hayır dedi deme şansımız yok. Hocam, eve geçtiği zaman rahat olacak, rahatlayacak değil mi? Bizim eve gitmek geçecek değil mi hocam? Şöyle, onun için zaman gerekebilir. Zamanı. Tabii. Bundan sonra hastanede kalıp bir adaptasyon dönemi geçirecek. Ondan sonra eve çıkacak. Tamam hocam. Size bırakıyorum artık. Yani siz artık mantıklı olan, babamız için en hayırlı olan neyse mantıksızsındır. Yani siz karar verin hocam, tamam mı? O zaman şöyle, bunun için sizin bir onan formu imzalamanız gerekiyor. Sizi yine buraya davet edeceğiz. Bu onan formunu bugün öğleden sonra gelip imzalarsanız, bir de okursanız ne yapacağımız hakkında bilgilendirmedir o. Ona göre yarın da biz işlemi, kan değerleri uygunsa yaparız. Şimdi bu işlem hastanın bilincini yerine getirmek üzere yapılan bir işlem değil. Hastanın rahat soluyabilmesi ve bundan sonraki aşamalarında ilerleme kaydedebilmesi için yapılacak bir işlem. Bizim size anlatmak istediğimiz, biz de ilerleme kaydetmek istiyoruz. Ama bunun yolunu size bir süredir anlatıyoruz. Belki şimdi görünce daha iyi anladınız. Tamam hocam, biz uğrayacağız. Öğleden sonra geleceğiz oraya tekrar, tamam hocam? Tamamdır. Geçmiş olsun. Covid-19 ne olduğu tam bilinmeyen, hala değişik tedavilerin uygulandığı, bizi zorlayan bir hastalık çeşidi ve kaybettiğimiz hastalarımız da oluyor maalesef. Ölümlerle de karşılaşıyoruz. O yüzden çabalarımız sürmekte ve sürecektir. En iyi dostunuz bir maske. Gidilen tüm yolların sonundaysa aynı hisler, aynı resimler. Kar beyazı kadar soğuk ve donuk. Solmuş saçlarda takılmış derin uykular gibi. Covid yoğun bakımda düşlerde derin gölgeler var. Gölgelerin arasında beyaz melekler. Tükenmez bir sessizlik her yatakta. Derin ve yalnız bakışların tek isteği kurtulmak ve kurtarmak. Ne oldu? Monitör. Monitörü göreceğim şekilde açın. Airbag alalım. Airbag alalım. 7.5 tamam. Göğsü kalksın biraz daha. Tamam, sakin. Yavaş yavaş kaldır.
tüpü mü çıktı? Ne oldu? Şunu bana ver, çift el geç. Erbey ver, aspiratörümüz hazır olsun. Çift el geç. Şimdi daha iyi. Oksijen kaçtan gidiyor çocukta? Tamam, devam. CPR hazırlığı, adrenalin çekin. Dur, başladın mı CPR'ı? Alınmıyor mu karotis? Başını biraz daha düzleştiriyorum. Tamam, entübe edelim ama. Al. Aspiratör hazır olsun hala. Basayım mı? Kaç numara tüp? Makine hazır olsun. %100 oksijen. Tamam, sakin arkadaşlar. Başını biraz daha düzleştiriyorum. Biraz daha çek. İçeride kalmasın. Bunu aspir edeceğim. Temiz bir tane verin. Tamam, geçtim. Tamam, saturasyonumuz 100. İyiyiz. Elinize sağlık. Ekip. Güzel. Makine hazır mı? Mekanik ventilatörü. Makine hazır. Evet. Tamam, ayarlarını da kontrol edin. %100'e başlayın. Yavaş yavaş uçuyoruz. Hastada küçük bir yanıklık gelişti ve kendi tüpünü çıkarttı. Ama çıkarttığı zaman akciğerleri henüz hazır değildi. Bunu tolere edecek durumda değildi. Akciğer çünkü hala haraplanmıştı. Öyle olunca biz hemen arkasından tekrar müdahale ederek hastayı tekrar entübe ettik. Tekrar yapay desteğe bağladık, solunum desteğine bağladık, yapay akciğere bağladık. Ve bununla bir süre daha hastanın tedavisi devam edecek. Uzun süredir solunum cihazına bağlı olan Hasan Hüseyin Bey için operasyon vakti geldi. Ameliyat, bakanın boğazına bir delik açılarak soluk borusuna ulaşmayı hedefliyor. Ekip son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Mevzuat gereği bu gibi ameliyatlarda aile izni şart. Bu sebeple hastanın ailesi arandı ve gerekli izinler alındı. Ameliyat ekibi artık Yalım Hoca'nın işaretini bekliyor. Yoğun bakımda iş bitmiyor. Bazen hastaların solunum yetersizliği bir türlü düzelmiyor ve suni solunum cihazına bağlı kalıyorlar. Suni solunum tedavisi cihazlara bağlı kalma durumu devam ettiğinde nefes borusuna başka bir yolla tüp koymak gerekiyor. Trakeotomi dediğimiz yöntemle hastanın ağzının içinden nefes borusuna ulaşan tüpü çıkartıp doğrudan doğruya küçük bir delikle nefes borusunun içine tüp yerleştirmek gerekiyor. Şimdi o işlemi yapacağız. Yap. Yapalım. Hadi. Şimdi çağdaş arkadaşım yerini göster bana. Haydi bakalım. 1,5 santimlik bir kesi. Şöyle parmağın ucunu şöyle şey yaparsan, şöyle manipüle edersen daha kolay hissedersin şeyi. Şöyle kesersin. Evet, orta hatta şey yapacaksın. Yalnız gireceğin yeri kaybetme. Parmağın böyle olsun gene. Hadi bakalım. Telin bu ucu bende. Sen aletleri kullanacaksın dilatörü. Bir elin mutlaka trakeayı orta hatta sabitleyecek. Anlaştık mı? Bu duracak. Teflonu iteceksin içeriye. Yalım Hoca'nın gözleminde vakanın boğazına ilk kesik atılıyor. Yatay kesinin etrafındaki kaslar dikkatlice aralandı. Tiroid bezinden bir parça kesiliyor ve açılan bu yoldan ince bir tüp hastanın boğazına yerleştiriliyor. Takılan tüp bir kapak ve sargıyla sabitleniyor. Sharp box rica edebilir miyim? Kesici alet kutusu. Tamam, bu ucu ben alıyorum. Gazı çektim. Çevirerek. Yürü. Çok güzel oldu. Tabii bütün cerrahi girişimler gibi önemli bir girişim. Her ne kadar küçük de olsa hata yapılmaması gerekiyor. Ama bizim çok sıklıkla, kolaylıkla uyguladığımız rutin girişimler arasında. Maalesef bazı hastaların böyle uzun dönem suni solunum cihazına bağlı kalmaları gerekiyor. Geçmiş olsun. Cerrahpaşa'nın koronayla mücadelesi sadece yoğun bakımda ya da ameliyat masalarında sürmüyor. Covid yüzünden hastaneye yatan vakalarda hastalık farklı şekillerde seyretmekte. Bağışıklık sistemi ancak vakaların morali yüksek olduğunda gerçek gücünü gösterebiliyor. Sağlık ekipleri hastaların fiziksel ve ruhsal her türlü ihtiyacını büyük bir gayret ve titizlikle karşılıyor.
Covid servislerine bugünlük vizitimize geldik. Hastaların herhangi bir ihtiyaçları, sorunları, eksik malzemeleri var mı? Onlara bakacağız. Merhaba, çok geçmiş olsun. Nasılsınız bugün, iyi misiniz? İyiyim, bir şey yemiyorum. Hı? Bir şeyler yemiyorum. Meyvelerinizden soyayım mı size? Bir tane portakal. Tamam. Yeri geldiğinde gördüğünüz gibi meyvelerini, yiyeceklerini, onlar için yardımcı oluyoruz. Her konuda hastalarımıza destek oluyoruz biz burada. Buyurun, afiyet olsun. Merhaba, nasılsın Emine bugün? Birazcık daha iyiyim. Teşekkür ederim. Tekrar çok geçmiş olsun. Çok sağ olun Selma Hanım. Annenizle babanızla görüşebildiniz mi? Biraz sonra onların yanına da gideceğim ben ziyarete. Onlar nasıl? Babam birazcık daha sıkıntılı çünkü babamın astımı var ve dün akşam birazcık solunum sıkıntısı yaşadı. Bu beni ayrıca mutsuz etti, huzursuz etti. Çünkü onları birazcık da benim taşımış olma fikrim beni bende yaşattığı vicdan azabı ve şey çok daha fazla. O yüzden ister istemez endişeliyim, üzgünüm. Ama iyi olacaklarına inanıyorum. Pozitif çıkan evinde ya da işte hastanede yatan arkadaşlarım bunlar benim birlikte uzun yıllardır hastanede çalıştığım kişiler. Ve bu insanların başına böyle bir şeyin gelmesi, onları bir servis yatağında ya da evlerinde izole görmek o kadar yıpratıcı, o kadar üzücü bir durum ki bizler için. Artık bir meslektaştan ziyade bunlar bizim ailemiz olmuş gibi bir durum yaşıyoruz. Bu kutsal meslek için hiç tanımadığı insanları kurtardı Emine Hemşire. Bu uğurda hem kendi canı hem de canından çok sevdikleri hastalığı kaptı. Emine Hemşire hastalığa Covid'le gece gündüz demeden mücadele ederken yakalandı. Şimdi sessiz bir odada çocuklarını, annesini ve babasını düşünüyor. 10 yıldır hemşireyim. Cerrahpaşa'da 10 yıldır çalışıyoruz. Bu süreçte biz de psikolojik olarak çok fazla yıprandık. Biz de çok fazla zorlandık. Çünkü ben iki aydır oğullarımı görmüyorum. Bir şekilde ne kadar dikkatli etsek büyük bir salgın nasıl kaptığımızı biz de bilmiyoruz gerçekten. Oysa ki çok dikkatli davranıyorduk bu süreçte. Oğlanlarım anne babama da taşıdı, kayınvalideme de taşıdı. Tamamen aile mahvolmuş konumda yani. Annem babam, babamın aynı zamanda kronik hastalıkları olduğu için şu an gerçekten de kötü. Annem de kötü, tedaviye hemen yanıt vermedi çünkü. Babam da kötü ve onun şu an bende yaşattığı vicdan azabı çok daha fazla. İster istemez kötü oluyorsunuz. Çocuklarımdan uzağım. Annem babam kötü. Zor yani. Psikolojik olarak daha çok yıprandık. Daha çok zarar gördük bu süreçte. Çaresiz yalnızlığında penceresinden İstanbul'u izliyor Emine Hemşire. Bu odada ona tek arkadaş yine İstanbul'un semalarından geliyor. Martılarım var acıktıkları zaman gelen. Başka ziyaretçim yok. Bak gelmeye başladılar. Bak geldiler misafirlerim. Covid-19 yoğun bakım servisinde hastaların uzun bekleyişi sürüyor. Bazısı uyutuluyor, bazısı durumunun farkında. Solunum cihazından kurtulmak ve akciğerdeki hasarın tedavisi kolay bir süreç değil. Covid-19 zatüresi başlangıçta sessiz hipoksi denilen bir oksijen yetmezliğine sebep oluyor. Sessiz denmesinin sebebi normal zatüreden farklı olarak ilk aşamalarda fark edilmesinin neredeyse imkansız olması. Ancak sinsi virüs yayılmaya başladığında etkisi korkunç bir acıya dönüşüyor. Hasta her nefes alıp verdiğinde ciğerleri hasar görüyor. İşte bu boğulma hissi hastalarda ölüm korkusuna sebep oluyor. Bu aşamada hem hastanın hem de doktorların işi zorlaşıyor. Ben buradan çıkmak istiyorum. Evet, tamam. Çıkacaksınız. Ben çok kötüyüm hocam. Çok kötü. İnanmıyorsunuz ya. Olur mu inanmama? Çok kötü olduğun için buradasın zaten. Hocam bu kötüyüm ki yok kötü. Tamam hayatım iyileştireceğiz seni. Ben iyileşmeyeceğim ben biliyorum. İnat etme bize. Ben biliyorum. Ben biliyorum canım çekiyor. Ağzından yeni alsın. Olur mu Işık? Yok.
yapacağım bilmiyorum. Heh. Nefesin kötü mü? Evet. Ha? Evet. Dünden daha mı kötü? Çok kötü. Gitgide kötüye gidiyorum. Gitgide. Peki. Merak etme. Ben artık bir açık yere götürün. Bir hava alacak yere götürün. Ölüyorum. Gerçekten ölüyorum. Sabahı burada veriyorsun. Seni başka bir hoca alayım. Tamam. Tamam. Seni başka bir yere gönderiyorum. Canım bir derin nefes al ver bakayım. Hadi. Biraz derin derin nefes al ver. Bir akciğerlerini dinleyebilir miyim? İzin verir misin? Valla öğrenciler burada olsaydı ders gibi kreditasyon olur. Buraya entübasyon hazırlayalım. Biz bütün hastalarımıza yaşına, sağlık durumuna bakmadan elimizden gelenin en iyisini yaparak bu hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz. Beraberce bunu atlatacağız. Yani hem hasta hem onunla birlikte çalışan sağlık profesyonelleri el birliğiyle bu sorunun üstesinden geleceğiz. Bu hastalığı atlatacağız. Benim en çok söylediğim şey budur. Biz birlikte bunu atlatacağız. Yok, güzelce biraz daha yürüyeceğiz. Şimdi iyi misin? Oh. Birazcık daha doya. Nefesin yetmiyor, sen yeterince alamıyorsun. O yüzden sana basınçlı hava veriyoruz cihazla, tamam? Tamam, sakin olun. Şunu çıkartalım bir. Şunu dayayım ben sana. Nasıl böyle? Rahat nefes alabiliyor musunuz böyle? Tamam, sakin olun. Oh. Hah. Biraz da gaz. Sıkıyor. Sıkıyor. Yok, demek ki gaz. Gazla başlıyor. Karnında gaz var. Baktı. Onunla başladım. Tamam. Sakince derin nefes al. Makine sana destek verecek, tamam? Korkma. Tamam. Şu an değerleriniz de çok iyi gözüküyor, tamam mı? Endişelenmenize gerek yok. Sakin olun, sakin sakin nefes alın. Biraz bununla gidelim. Birazcık nefesinizi rahatlatmak amaçlı destek olsun size. Tamam mı? Birkaç da ilaç yaptık. Akciğerleriniz daha rahat olacak. Bir insan için en zor şey olsa gerek. Nefes alamama duygusu çok kötü. Onu çözmek için uğraştık birazcık. Şunu yapalım. Biraz daha rahat bu. Başlatalım. Sakince derin nefesler al. Acele etmeden. Rahatladın mı biraz daha? Tamam. Efendim? Önemli değil. O maske duracak biraz. Tükeniş saatleri geride kaldı. Kriz anı acil bir müdahaleyle sonlandırıldı. Hastanın yorgun bedeni hayata tutunmak için her şeyini veriyor. Çünkü geride bıraktıklarına daha doyamadı. Artık bakışlar yorgun. Kolay değil ölümün kıyısından dönmek. Hem de bir değil, birkaç defa. Bir yaprak gibi sararmış bu vücut, hayata tutunmaya kararlı. Çünkü ne kadar yıpranmış olsa da, onu yaşama yeniden bağlayan güçlü duyguları hala canlı. Buraya gelmeden önce, benim oğlum burada öğrenciydi. Onun vasıtasıyla buraya tedaviye geldim. Kanserle ilgili problemlerim vardı, akciğer kanseriyle ilgili. Ve tedavi görürken rahatsızlandım. İki defa beni buraya, dün ilk defa olarak, ölü olarak getirdiler. Onu hatırlıyorum. Covid hastası şüphesiyle yatırıldım. Çünkü ben gerçekten ölmüştüm. Geri döndürdüler. Allah razı olsun onlardan. Bir oğlum, bir kızım, biri doktor olacak, biri öğretmen. Onların mürvetlerini göremeden ölmek. Öldüm zannettim yani. En çok üzüldüğümde, geri döndüğümde. Bunlar beni çok mutlu etti. Allah'ım hayırlısı olur inşallah. İnşallah. Beni tanıyamayacak Razia. Tatlım ya. (Gülüyor)
Çok özledimsin beni. Ve çok üzülmüşsün sen. Oğlanla şeyler de iyi, onlara moral ver, tamam mı? Ben Allah'ın izniyle çıkacağım burada. Ve sağ salim. Bayramdan önce. Tamam. Daha mutlu oldum şimdi. %50 daha iyileşti. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi bayramdan önce inşallah çıkar. Rahat rahat görüşürüz. Çok selamlar. Sağ olun. Hepinize. Hadi. Kapat. Sen kapat. Adı üstünde yoğun bakım. Burada her duygu yoğun yaşanır. Tüm stres ve yorgunluğun ardından günün sonunda yüzlerde biraz da olsun gülümseme kalabiliyorsa ne mutlu onlara. Yalım Hoca en gergin anlarda olduğu gibi moral anlarında da ekibinin yanında. Belki de tek ortak noktaları giydikleri tek renk tulumları. Beyaz melekleri sade sunun. Hepiniz enfes görünüyorsunuz. Yani şekliniz bir şeye benzemiyor ama olsun, gene de melek gibisiniz. Hoş geldin. Sen beni hatırladın mı? Peki, yüzümü açayım o zaman hatırlarsın. Şimdi hatırladın mı? Sen benim tatlımdın ya. Hatırlamadın. Çok kırıldım sana. Nasılsın, ne oldu sana gene? Ha? Kötüleşti mi nefesin? Günaydın. Nasılsın? Daha iyisin galiba. Süper. Efendim? Sen bize çıkarsan daha iyi. Buradan çıkmak için daha birkaç gün daha lazım. Bir iki gün daha sabredeceksin. Ama atlatıyorsun bu iş. Az kaldı. Efendim? Eve gideceğim. Eve gidemeyeceksin. Karantinada kalman gerekiyor. Evdekilere de bulaştırırsın hastalığı. Sabredeceğim. Efendim? Sonra. Sonra. Şu yüzün açılsın ondan sonra. Tamam. Ali Bey. Ali Bey günaydın. Günaydın. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? İyi misiniz? Var mı ağrınız, bir sıkıntınız, bir şeyiniz var mı? Ne var? Karnınız aç mı Ali Bey? Acıktınız mı? Peki hadi dinlenin biraz. İki kooperasyonu yokmuş mu? Belki de seçerek kooperi oluyordur. Adam hocadan anlıyor. Hocam şuna bir imza rica edebilir miyim? Hatıra olarak bir imza. Bir kalem bulayım onun üstüne yazacak. Asetat kalemi olan var mı? Sayın hocamın hatırası. Ne söyleyeyim? Mutluyum, sevinçliyim. Ben de mutlu, kimse yok şimdi. Allah herkese dert çırp derman aratmasın. Yolun sonu dedim, bitti artık benim. Ama öldürmeyen Allah öldürmüyor. Kalpten ameliyat oldum, bu kadar korkmadım. Nefes almak gibi var mı? Sefer yarından sonra giderim torunlarım buna. Annem o, babam o. Şimdi buraya geçmiş olsun dilekleriyle imza atıyorum. Umarım her şey geçip gidecek. Sen bunların hepsini unutacaksın. İnşallah hocam. Ramazan olur da yine bir anne babanın yanında toplanıp da bir işler yapalım. İnşallah. En büyük değmenliğim bu benim hocam. İnşallah. Geçmişim. İnşallah. Geçecek. Her böyle kötü bir dönem yaşadık. Her Ramazan'da babamdan başlarız. Böyle devam ederiz. Hiçbir yerde ayırmayız. Ne güzel. Bu sene böyle geçti Ramazan. Bir dahaki de inşallah. En sonunda o zoruma gidiyor. Doğru. Olsun. Her şey bizim için.
sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Geçmişler olsun. Yoğun bakımda yatmak çok zor bir şey. Tabii ki ne kadar yoğun bakımda yatmak çok zorsa çıkmak da o kadar güzel. Buradan taburcu olmak, iyileşmek, bir takım şeyleri atlatmış olmak çok güzel bir duygu olsa gerek. O yüzden herhalde insan hayatında önemli anlardan bir tanesidir yoğun bakımdan taburcu olmak. Onun hatırasını saklamak istemiş hastamız. Güzel, bu tip şeyler insana moralini düzeltiyor. Doğrusu özellikle bu karanlık günlerde, bu zor günlerde birazcık umut ışığı oluyor bu tip şeyler. Şimdi içerisi yoğun bakım. Yoğun bakım olduğu için tabii herkes içeriye sokmuyoruz. Özellikle hastaları da bulaş riskini engellemek için mutlaka bir koruyucu önlük giydiriyoruz ya da tulum duruma göre. Kimlik yok içeride. Biz Cerrahpaşa uç olarak üniversite hastaları içerisinde hem yoğun bakım açısından hem de serviste yatan hastalar açısından hem de polikliniğe başvuran COVID açısından başvuran hastalar açısından en büyük yükü çeken hastane, Türkiye'deki hastane bizmişiz üniversite hastanesi olarak. O açıdan ne mutlu bize. Meral Hanım merhaba. Geçmiş olsun. Genelde şey zannediyor insanlar, yaşlı hastaları daha çok kaybediyoruz gibi şey yapıyorlar, düşünüyorlar. Hiç öyle değil. Çünkü şu anda yoğun bakımda yatan 34 yaşında hasta da var. 40'lı yaşlarda 43-44 yaşında hasta da var. Buradan şunu demeye getiriyorum. Yani illa yaşlılar hastalanmıyor. İlla yaşlılar kaybedilmiyor. Maalesef ki gençleri de kaybedebiliyoruz. Orta yaşlıları da kaybedebiliyoruz. O açıdan toplumun çok dikkatli olmasında fayda var. Meral Hanım bir 14 gündür Sadus'un yoğun bakımdaydı. Şu anda durumu iyi. Bugün kendisini iyileştirdik. Kendisini bugün servise alacağız. İnşallah serviste de birkaç gün daha takip edeceğiz. Orada da iyileştikten sonra kendisini Muharrem Bey'e eve yollayacağız. Yok, Muharrem Bey'e yollamayalım. Muharrem Bey'e yollamayalım. Niye? Hocam çünkü o getirdi bana bunu. Ama Muharrem Bey iyileşti. Siz haberiniz yok mu? Haberi, kaçmış gitmiş mi? Burada. Kaçmadı. Biz taburcu ettik adamı ya. Kaçmadı. Şimdi Muharrem Bey'in Cumhurbaşkanımızla konuştuğu görüntüleri hiç gördünüz mü siz? Hiç görmediniz mi? Peki ben siz o zaman... Sürpriz. Ben onları göstereyim size isterseniz. Görmek ister misiniz? Durun ben size açayım. Şimdi bak. Muharrem Bey nasılsınız? Bak. Canım böyle. Sağ ol. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Canım kocam benim. Çok iyi bir insan. Çok iyi. Taburcu oldu. Tamam. Tamam, ağlama. Yok, ağlama. Ya tamam. O zaman dur. Getir. Tamam. Dur yine. Bak, taburcu oluyorsun şimdi. Çok iyi bir insan. Tamam ya. Çok iyi bir insan. Ne güzel işte. Ne güzel işte. Sizi yormayalım, tamam mı? Yeter bu kadar. Hadi geçmiş olsun. Nasılsınız hocam? Taksi geldi. Taksi gelmiş. Hadi o zaman. Hadi seni gönderelim. Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Herkesin başına gelir. Fakat böyle iyileşmek zor. Allah herkese nasip etsin inşallah. Hocalarımıza, personellerime, hepsine binlerce şükür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum Allah. Öyle. Hadi geçmişler olsun. Pek değildir hocam da. Çok canım yandı. Çok çektim. Çok canım yandı. Allah razı olsun. Hadi senden de geçmişler olsun. Sen. Hadi arkadaş. Üşüdüm. Yavaş kullan. Giden her hasta birlikte kendi hikayesini de götürüyor yoğun bakımdan. Servise ilk girdiği kara günden ayrıldığı bugüne kadar yaşadıklarını ne Meral Hanım unutabilecek ne de onu sağlığına kavuşturan yoğun bakım ekibi. Kolay değil. Ne hastalar ne de doktorlar görebiliyor ailelerini. Yaşanan onca dramın ardından gidenle de kalanla da bir aile gibi oluyor yoğun bakım servisi. Sağlığına kavuşup giden her hasta, geride gururla o gidişi izleyen bir ekip bırakıyor.
ve her şey yeniden başlıyor. Puslu bir gökyüzünün ardından bakan bu gözler, aylardır Meral Hanım gibi nicelerini hayata döndürdüler. Bu gözler, yüzyılın salgınını en yakından gördüler. Kimi zaman kendi hayatları, kimi zaman sevdikleri pahasına her şeylerini riske ettiler. Bizim hayatlarımızdan başka. Ne kadar gururlansalar az ve ne kadar minnet duysak az. Her zaman orada olduklarını bilmenin güveni. Tıpkı büyük bir aile gibi.